كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس وسط أصحابه عندما دخل عليه شاب يتيم. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber mecliste otururken Resulullah'ın huzuruna yetim bir genç girdi. Yeşku, bir şey şikayet etmek için geldi, şikayet etmek için. Fekale şab, o yetim genç dedi ki, ya Resulullah, kuntu ekumu bi amele surin havle bustani. Bahçemin etrafına duvar örüyordum ya Resulullah dedi. Fekat a tariqil bina nakhlatun min cari. Duvarı öyle öyle geldim ki komşumun hurmasından bir tanesi tam duvarın önüne de geldi. Tamam. Fetalabtu en yetrukaha li. Komşuma dedim ki o hurmayı, bir tek hurmayı bana bırak dedim diyor. Benim olsun, şu bahçemin duvarının içine girsin. Like yestakime sur. Yaptığım duvarı bükmeyeyim tekrar böyle sağa sola dedi. Bunu da bana ver dedi. Bu da benimkini çekirsin. Tarafam. Komşu vermedi. Talebdümine eyyebi'ni iyyaha. Bana bu hurmayı sat dedim. Bir tek hurmayı bana sat. Ben bu kadar duvarı tekrar eğer yapmayayım, yıkıp da tekrar yapmayayım dedim diyor. Tarafam. Kabul etmedi. Fetaleber Resul sallallahu aleyhi ve sellem en ye'tu biccar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki gidin onun komşusunu getirin buraya dedi. Fe'eteccar, komşusu geldi ile Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ın huzuruna geldi. Ve kassa aleyh Resul sallallahu aleyhi ve sellem şekva carahu şab. Komşusu, yetim olan komşunun onunla ilgili şikayetini Resulullah ona söyledi. Gelen kişiye, hurmanın sahibine. Fesaddakar racülü kelam. Komşu dedi ki tamam ya Resulullah, durum öyle oldu dedi. Aynen dediğin gibi. Fese'elir Resulullah en yetürke lehu en nekle ev yebi'e lehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu hurmayı buna bırak, hibâ et veya buna sat dedi. Ferafadan racun, yine kabul etmedi hurma sahibi. Fe'aden Resul sallallahu aleyhi ve sellem kavlehu, tekrar peygamber önünü tekrarladı dedi ki bi'lehu ve leke nekletun fi cennet. Onu ona sat dedi. Sattığından dolayı Allah sana cennette bir hurma verecek, hurma dalı ağacı verecek. Yesurur rakib fi zilliha mi'ete am. Öyle bir hurma ağacı ki o hurma ağacının gölgesinde bir adam 100 sene gidecek, hurma gölgesi öyle bitecek. Öyle büyük bir hurma verecek Allah sana. Fedehele ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab birden hayret ettiler, böyle bir hurma nasıl olur? Bizim bildiğimiz hurmaların çapı diyelim 10 metre olur, 15 metre olur. Ama 100 yıl mesafeyle yürüyecek kadar büyüklükte hurma hiç kimse görmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı bu teklife hayret etti. Yani dünyada bir hurma vereceğim. Allah cennette bir hurma verecek. Cennette hurmanın ebatı da böyle. Nasıl? Onun gölgesinde bir insan 100 yıl gidecek, gölge bitmeyecek. Allah Allah. Femen yedhulun nâre ve lehu nakhletun kâdî. Dedi ki Peygamber Efendimiz, kim ki dedi cennette böyle bir hurmanın sahibi olursa Allah onu cehenneme atar mı? Fi cennet fehada ardun vadihan lehu en yedhule cennet. Bu diyor, bu teklif o kula Allah tarafından yapılıyor, bunu yapan insana. Böyle bir teklifi yapan Allah, o teklifi veren Allah, vurmayı ona mülk eden Allah, onu tutup da cehenneme atar mı? Mellezî tüsevâ nakhletun fid dünyâ. Nasıl olur da dünyadaki bir hurma cennette hurmaya denk olur dedi. Cennetin. Lakin er-racul rafada maratun. Adam yine kabul etmedi. La ilahe illallah. Fi meta'ed dünya. Dünya malını o kadar seviyordu ki o sahabe, o kabul etmedi. Fetedekhala ahad ashabir Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra ashabtan birisi müdahil oldu meseleye. Ve yudda ebeddehdah. Ebu Dehdah isminde bir insan. Sahabelerden birisi. Fekal Resulü Kerim. Resulullah dedi ki İnişteraytu tilken nakhlatu ve terektu el-şab eliye nakhlatun. Ya Resulallah, o hurmayı ben satın alırsam bu adamdan, bu yetime de verirsem, hakikaten Rabbul Alemin o dediğin, vaat ettiğin hurmayı bana verir mi? Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, evet dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fe ecaber Resul, naam. Fekal ebed dehdah lirracul. Adam dedi ki, o hurmasını satmayan adama, Etarefü bistani ya hada. Sen benim bahçemi biliyor musun ey kardeşim dedi.
Fekale racul, naam, biliyorum. Femen fil medineti la yarabüstanek. Medine'de senin bahçeni bilmeyen biri var mı dedi hiç. Ebed dehdah, sen ebed dehdahsın. En iyi hurmalar senin bahçen olur. En güzel bahçe de senin bahçen. Kim bilmez ki onu. Düsüttemi etnekler, senin bahçende 600 tane hurma var, ben biliyorum onu dedi. Bak. Vel kasral münifçede çok güzel bir sarayın var senin. Vel bi'iril adib, çok tatlı suyu olan bir kuyun var senin bir de. Ve sur-i şahik havlehu, etrafında da o kadar güzel bir duvarın var. Fekullü tüccaril medine yetma'une fî temri ebeddehda. Medine'nin bütün tüccarları da senin hurmandan alıp satmayı temenni ederler. O kadar kaliteli bir hurman var senin. Bi'ni nakletik, o zaman dedi bu hurmanı bana sat. Mukabil büstani ve kasri ve bi'ri. Sana bahçemin hepsini vereyim. Sarayımı vereyim, içindeki sarayımı, kuyumu vereyim ve duvarımı vereyim. Hepsini vereyim onun karşısında. Fenedar racu ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hurma sahibi Resulullah'a baktı. Gayre musaddık, inanmadı bu teklife. Yani bir hurma verecek. Bir tek hurma, Medine'de olan bir hurma. Adam bunun karşısında bir hurma bahçesi verecek. İçinde 600 tane hurma var. İçerisinde kuyu var. Bir tane çok kaliteli bir ev var, kasır. Etrafı da bütün duvar çevrilmiş. Ne kadar kıymetli bir şey bu. Eyakule en yukayyıda sittemiyeti nakredin min nakhili ebedda'da. Böyle bir şey. Yani istihza mı diyor bu adam acaba benimle dedi hurma sahibi. Bir hurmanın karşısında bunu verecek kadar bir cahil bir insan olur mu? Feyaleha min safkatin naciha. Ne kadar büyük bir ticaretti bu diyor. Ne kadar büyük bir ticaretti. Bir kullu makayet, bütün ölçüleriyle. Favafakar racul ve eşheder racul kerim sallallahu aleyhi ve sellem. Adam muvaffakat et, dedi ki tamam verdim hurmamı dedi. Senin bahçenin karşılığında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Resulallah sen şahit ol varsa. Ve sahabeti ala bey, bütün sahabeler de şahit oldular. Ve ba'de entemmel bey'a, alışveriş bittikten sonra nâda ebeddehdâh aleşşâb. Ve ebeddehdâh o genci çağırdı, yetim genci. Ve kâle lehu ya fulân enneklatü minni ileyke hudhâ vedheb. Ey genç dedi, yetim genç. Bu hurmayı aldım, bu hurma senin olsun dedi, git dedi. İstediğin gibi yap, yapacağım. Fenadra ebeddehdâh ilâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebeddehdâh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne baktı. Sa'iden sa'ilen. Mutlu bir şekilde baktı ama sormaya sordu. Eliye nakratin fi cennet. Ya Resulullah cennetteki o hurma benim oldu mu? Allahu ekber. Ya Resulullah ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La. Hayır dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu ekber. Biraz önce evet dedi, şimdi hayır dedi. Fesadim ardı ebeddehdâh. Ebeddehdâh bu hayret bir cevaba şaşırdı. Min reddi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır demesine şaşırdı. Festekmeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamladı sözünü. La dedi, ondan sonra tamamladı. Kailen ma mana Allahu arada nakleten mukabil nakle fi cennet. Allah sen onu alırım dediğin de Cenab-ı Allah dedi ki onun karşısında bir hurma vereceğim dedi. Bir hurma alana bir hurma vereceğim. Ve ente zitte ala keremillah. Sen Allah'ın cömertliğine cömertlik ekledin ya abadahdah dedi. Bir sittimiyetin akla bir hurmanın karşısında bir tane vermedin, 600 tane verdin. Ve reddallah ala keremik ve hu ekrem. Allah senin cömertliğin karşısında cömertliğini gösterdi. O daha cömerttir çünkü. Dücud bi en yec'ale leke fi cenneti besatin. Allah sana bahçeleri verecek. Bahçe değil, bahçeler. Sen bahçeni verdin ya hepsini. Allah bahçeleri verecek. Min nakhilin a'cezu an addiha. Onu saymaya vaktin yetmeyecek. O kadar fazla bahçe, ağaç olacak içinde. Min ketetiha. Fakat Resul sallallahu aleyhi ve sellem min adgiraddah li ebiddahdah. Ne güzel salkımlar var o Ebu Dahdah'ın ağaçlarında, hurma salkımları.
Vel izk. O salkımlar o kadar büyük ki, biliyorsun hurma kaliteliyse salkımları ağır olur, büyük olur. Her salkımı 5 kilo ile 50 kiloya kadar yükselir, 100 kiloya kadar yükselir bir salkımın bir tanesi. Diyelim bir hurmada 10 tane salkım varsa 100'er kilodan şu kadar eder. Kaliteli bir hurma. Ve darra Resulü kerrir. Peygamber Efendimiz'in tekrar etmeye başladı. Ne güzel salkımlar ebeddehtahın bahçesinde dedi. Resulullah görmeye başladı. Teaccebu min ketrin nehil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayret ediyordu hurma çokluğunu. Allah gösterdi Habibine o anda vereceği hurma bahçelerini. Yasufu ar-Rasul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasfetmeye başladı. Ebeddehtah. Ebeddehtah dedi, senin bahçelerini görüyorum. Bahçelerin büyüklüğünü görüyorum. Hurmalardaki salkımları da görüyorum. Öyle salkım hiç yok. Ötemennâ kullun minhum lev kâne ebeddehdâh. Ashabın her birisi keşke ebeddehdâh olsaydım ben de. Ben hurmamı verseydim bahçemi de. Benim böyle mülküm olsa verseydim de bu şeyin sahibi ben olsam dedi. Ve indemâ âde ebeddehdâh ilâ imraatihi. Evine döndü ebeddehdâh. Ve dâ ilel kâriç. Menzil eşini evin dışına çağırdı. Ve kâle lehâ dedi ki eşine. Allahu Ekber. لَقَدْ بِيْتُ الْبُسْتَانَ وَالْقَصْرَ وَالْبِئْرِ وَالْحَائِطِ Eşim dedi, ey eşim, sevgili eşim, bu bahçemin hepsini sattım. Evi de sattım, kuyuyu da sattım, duvarı da sattım, hepsini sattım. فَهِيَ تَعْرِفْ كِبْرَ زَوْجِهَا Eşi, Ebu Dehtah'ın nasıl tüccar olduğunu çok iyi bildiğinden dolayı telhelet, hemen zırgırık zırgırık atmaya başladı sevincinden. Ve eşinin kel edeceğini kesin bildiğinden dolayı zırgırık atmaya başladı. Yani oturdu, ev gitti bak kadının. Bahçede gitti, bu hurmada şeyde gitti, kuyu, duvarda gitti, hepsi gitti. Fekal leha, lekad bi'tu binakletin fi cenneh. Cennette bir hurma karşılığında sattım bunların hepsini. Yesiru rakif fi zilha mi'at am. Yürüyen kişi onun gölgesinde 100 sene gidecek dedi. Ama bu hurmanın bir tanesi dedi. Allah bu hurmadan bahçeleri verdi bana. Fereddet aleyhi fetehellelet. Bir daha kadın zılgıt atmaya başladı sevinerek. Rabahel bey'i ebeddehdah. Ebu Dehdah her zaman kâr etti dedi. Yine kâr etti dedi. İşte Allah için veren insanı Cenab-ı Allah böyle karşılığını veriyor. Sen hiç bir insan olarak Allah'tan cömert olabilir misin? Bir hurmanın karşısında Allah bir hurma veriyorum dedi. Sen hurma değil bahçeyi verdin. Onun karşısında Cenab-ı Allah da sana bahçeler verdi. Rabbül Alemin hepimizi Allah'ın verdiği nimetlerin onun olduğuna inanan, onunla beraber amel eden kullardan eylesin inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.